Bloomberg.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Fed Başkanı Jerome Powell, her türlü enflasyonist baskıyı frenleyecek araçlara sahip olduklarını ve bu baskıların geçici olmasını beklediklerini tekrar vurguladı. Bu açıklamanın ardından Wall Street endeksleri yükseldi. S&P 500 düşük işlem hacmi ile yeni bir rekor kırdı. Nasdaq, Apple ve Tesla'da yaşanan yükselişten destek buldu. Amerika'da vadeli endekslerde yükseliş sürüyor, Asya karışık. Çin borsası üfede 2018'den bu yana en hızlı artışın açıklanmasının ardından düşüyor. Bu arada dün açıklanan ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi de aralıksız ikinci haftasında yükseliş kaydederek Powell'ın işaret ettiği istihdam piyasası tablosuna destek verdi. Dolar Fed'in güvercin açıklamaları sonrası haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün 8.14'ten kapanan dolar TL yatay. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği yetkililerinin Ankara ziyaretinde yaşanan protokol olayını değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diktatör ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte 55.941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti. Çin'de nüfusun %40'ına denk gelen aşılama hedefinin arzda yaşanan sıkıntılar nedeniyle gerçekleşemeyeceği belirtiliyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ait beklenti anketinin sonuçlarını onda yayımlayacak. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan Türkiye saatiyle 17 ve 19'da konuşacak.